gerekirse sponsor arayışına girmesi, gerekirse bizi yurt dışına kamplara götürmesi, yabancı antrenörlerle çalışmamız, oranın üniversite öğrencisiyim. Bütün günümü okula vermek zorunda kalıyorum. Yeditepe Üniversitesi'nde çeviri bilim bölümü okuyorum. 3 dil alıyorum, Fransızca, Rusça ve İngilizce. Bu yüzden ödevlere zamanınız daralmaya başlıyor üniversitede. Yani onlar da tabii ki müfredatın gereğince hareket etmek zorundalar. Sınav zamanlarında eğer yurt dışına çıkarsanız belli şekillerde tolerans göstermek zorundalar. Bazı zamanlarda negatif etkilerini görebiliyoruz ama kesinlikle okul bu sporun etkileyen bir faktör. Yani yurt dışındaki arkadaşlarımız homeschool yapıyorlar. Okula gitmiyorlar. Öğretmenleri evlerine geliyor. Bu şekilde devam ettiriyorlar. Biz sabahtan akşama kadar okulda olduğumuz için akşam antrenmana geldiğimiz zaman performansımız belli bir şekilde düşüyor mecburen. Bu yüzden okul bayağı bir etkiliyor. Bence 10 yaşla 17 yaş arası tam en verimli olduğu dönem. Bu dönemi eğer çok iyi değerlendirirse ileride hiçbir zaman kaybetmeyeceği bir tekniğe sahip oluyor ve bunu daha ilerlere de taşıyabiliyor. O 7 sene bana göre çok önemli. İyi bir yerlere gelmeye başladılar. Normalde Avrupa'da bir sporcunun pateni bırakma yaşı 23 ya da 24. 24 yaşına geldiğinde artık sporcu daha ileri gidemeyeceği için ve artık vücudunda gerileme belirtileri başladığı için 24 yaşında veya 23 yaşında patenciler genelde bu sporu bırakıyorlar. Başarıda veya başarısızlıkta önemli değil. Çünkü burada amaç spor yapmak. Eğer çocuğunuz mutluysa, spor yapıyorsa, zamanını spor yaparak geçiriyorsa bu çok önemli bir şey zaten. Bunun yanı sıra eğer buz pateninde başarı elde edebilirseniz milli takımda olma şansını elde ediyorsunuz. Yurt dışında yarışmalarda ülkenizi temsil edebiliyorsunuz. Herkes benim kadar şanslı olamıyor. Benim ailem benim yanımda çok destek oldu. Annem olsun, babam olsun, anneannem, babaannem, herkes izlemek için gelirler, seferber olurlar her zaman.